Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Madrid raporuna bir bakalım. Evet, 4-2-3-1 diyor kendi evimizde. Geçen sene, geçen sezon 5-1 gibi bir skorla bitirdiğimiz için yine 4-2-3-1 oynamayı düşünüyorum. Acaba geçen seneki gibi yine Hüsam şey ikilisiyle mi, Ryan ikilisiyle mi başlasam? Öyle yapacağım ya. İkisi de burada çok güzel oynuyor. Tosart'la da var. Şöyle bir denemek istiyorum. Şimdi Fancy Foyunkurcu diyor. Tamam geç bunu. Valla biraz özgüvenli konuştum geçen bölüm ama zor olabilir. Evet 3 tane oyuncu için en fazla 45 diyor ama bu maçı oynamak zorundalar. Başka türlü biz bu işin içinden çıkamayız yani. Bu da Real Madrid sonuçta. Şu da iyiymiş yalnız ya. Dört tane. Dört tane dört buçuk yıldız. E bir patlatın o zaman dört beş gol canım. O kadar madem dört buçuk yıldızlık bir sürü adam vardı da. Hayret bir şeysiniz ya. Şimdi ne diyelim? Basın sizi çok övüyor. Övgülerin hakkını verin diyelim. Güzel. Şimdi rakiple başlayacağım. Bir kere Belotti'yi şu aygırı bir tutun. Valla şu ikisini tutsak mı? O ikisini de tutarsak bu sefer çok bozulur gibi geliyor. Kontrollü oynayacağım ama şeylere karşı dikkatli olmam lazım. kontralara. Sanki belki biraz daha disiplinli oynasak daha iyi olabilir gibi ama. Topa dal diyeceğim. Haydi bismillah hayırlısı ya. Orkan'ın çocuğu olmaz. Hüsam verdi pasın Nikolas'a. Nikolas merkeze doğru ilerledi. Ver hemen pasın Doku'ya. Güzel. Doku içeri doğru kat etti. Vurursa. Ne yap ya abi senin bitiriciliğin nasıl 17 ya? Biri Çözebilen bana da anlatsın. Çatır çatır gol atması lazım oralardan. Hadi Ryan. Ryan. Aaa 90'dan çıkardı. Yapma be. Hakimi. Gecelerin hakimi. Pelegre. Verdi pasını Martin'e. Doku. Dar alanda güzel paslaşmalar görüyorum. Aç oyunu. Ryan bak dön hemen. Ya şu oyunu bir açın açın. Allah belanı versin Ryan. Martinez. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Disiplinle oynayın, oynayın dediğim için mi oluyor bunlar? Geri zekalı yarım saat 45 dakika sürdü şunu anlaman. Bas 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 bas. Aha. İçinden geçti. Golü de yedik. Ya siz hakikaten geri zekalısınız ya. Ayrıca Nikolas açtığın ortaya sokayım. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Martin. Aha. 1-2-2 ya. Oralarda %99 free kick veriyor. Aynen. Nicolas. Oh. Neler çıktı yine ya. Martinez, Doku, Ryan, verdi pasını Nikolas'a bak. Ah. Zamanında versen. Ya oğlum siz beni çıldırtmaya falan mı çalışıyorsunuz ya? Hava level işler yapıyorsunuz. O düzola. Ryan. Nikolas. O düzola. Aç ortanı. Vur onu artık ya. Allah'ını seven vursun artık. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor. Galatasaray direnecek. Yürek yüreğe demiştim. İşte bir şut, bir gol. Şu Michael değil, bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Durum 2-1. Haydi Galatasaray. Bu bir gol öyle çok şey demek ki. Haydi aslanlarım. En az iki gol daha bekliyorum. Güzel. Hüsam. Döndü verdi pasını Odrizola'ya. Güzel top. Aç ortana. Vur ona. Aa! Ya şu free kickle birlikte bu da girse şu an 3 birde. Hüsam. Kaptırdı. Ramos. Bas 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 bas. Be. Basın oğlum şuna. Ya dalın. Dallas... Çıldırtacaklar beni ya. Abi üç tane adam sığır gibi bakıyor ya. Ver abi. Tosart. Doku. Haydi Martin. Aç bir orta. Vur artık ona be. Gir. İşte bu kadar. Vallahi çizgiden sokmuş görüyor musun? Takipçiliğine kurban. Grimaldo. Cross. Verdi pasını tekrar Grimaldo'ya. Tekrar Cross'tu. Basın oğlum şuna ya. Aslanım Ray. Cık. Allah belanızı versin ya. Abuk subuk goller yemeye and içmişsiniz sanki. Ne yapayım kontrollü mi desem ne yapsam bilemedim ki. Biraz daha şey temposunu, paslaşma temposunu, mal mal hareketler yapmayın. Ne yapacaksanız düşünerek yapın. Ryan. Güzel top. Pelegre vuracak. Bu için kolay bir top. Şimdi köşe vuruşu. Vur ona Ryan. Bunlar rahat toplar ya. Haydi beyler. Daha iyisini yapabilirsiniz. Ay 2-1 benle bağ için yeterli olmaz onu size söyleyeyim. Daha fazlası lazım. Yaratıcı oynayın diyorum. İkinci başlıyor. Aslında yorgunlardı ama ya bak yemeyin şunu ya. Ben size ne diyeyim ki? Ben size ne diyeyim? Gittiniz salak salak duran toptan gol yediniz. <laughs> güzel. Hüsam. Verdi pasını Pelegri'ye. Nikolas'a güzel bir top. Nikolas. İçeri doğru kat etti. Tosart. Ne yaptın Tosart? Odrizzola, Hüsam. Tekrar Odrizzola, Rahim. Tosart. Bak solu gör. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Tosart. Çok güzel fake attı. Sağa doğru ilerleyip oradan dokudan nefis bir tek top. Pelegriden harika bir bitiriş. Ben tatmin oldum. Evet. Ee, bir Odizola'nın yorgunluğu var. Yeni çıktı sakatlıktan. orayı bir Zeki alacağım. Ramos. Ver pasını. Ryan. Tosart. Hüsam. Nikolas'ı gördü. Şimdi Nikolas'la birlikte hata kalkıyoruz. Zeki. Güzel gördü Hüsam'a. Hüsam vurabilir. Vur ona. Allah belanı. Cık. Oğlum sen var ya. Senin ben 17 bitiriciliğine sokayım. Geri zekalı seni. Köşeyi bırakacaksın lan. Ya şunu 4-2 yapsa var ya maç bitmişti. Hah. Hah. Bak şimdi bak. 3-3'ü gör. Ya siz var ya. Şuna bak. Gitti golü atamadı. Olan yine bize oldu. Valla 4-2-4'e dönesim var da. Bizi harcarlar ya. Real Madrid'in şakası olmaz. Şu an bütün avantajı kaybettik. Ta deplasmana gol atmak için oynayacağız. Nasıl atacaksak artık. Ya var ya yenmeyecek golleri yediniz anasını satayım. Şu dördü bari atın da bir şekilde yatalım. Allah'ım. Doku Allah belanı versin. Yıkıl karşımdan ya. Evet. Vallahi hiç geçen seneki maça benzemedi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bayağı 3 tane sapladılar. Hadi be Aslanım be. Hadi be Aslanım be. Hadi be Aslanım be. Hayır. Şut açısı buluyor. Vuruyor. Kadar 3 gol 4 gol yok. Galatasaray direnecek. Yürek yüreğe demiştim. İşte bir şut bir gol. Şu Michael değil bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Durum 2-1. Haydi Galatasaray. Bu bir gol öyle çok şey demek ki. Ya yapacağız maç motoruna sokayım ya. O beraberliği verecek ya artık. İyice coştu anasını satayım. İyice coştu. Uzaydan atsa yine girecek o top. Cık. Ne desem bilmiyorum yani. Son dakika attım son saniye yine yedim ya. Yemin ediyorum kaderimin bana bir oyunu bu. Beyler ben elinecekmişiz gibi hissediyorum ya. Bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz ama. Bizim için yolun sonu gözüküyor gibi. Bakayım. Şurada sözler var da onlar ta 800 gün 500 gün bir seneden bir buçuk seneden fazla süre var. O son saniyeyi de yemeseydik artık yani. Hayret bir şey ya. Ne maç oldu ama be. Yalnız ben size söyleyeyim. Oyun kafasına koymuş o maça beraberlik vermeyi. Orası çok net anlaşıldı yani. Ben ne yapsam zaten olmayacaktı. Attım yedim. Attım yedim. Attım yedim. Bir de son saniye iyice savunmaya çekildim ha. Yine duran toptan yedim. Yine yedim yani. Bu biraz evet can sıkıcı oluyor böyle maçlar. Şimdi Kayseri maçına doğru bir ilerleyelim. Ondan sonra Göztepe maçı. Ondan sonra Antalya Spor. Öyle öyle gideceğiz. İkinci maça kadar devam ederiz. Herhalde bir 2-3 var. 2-3 maç var onları da oynayalım. Yine kariyerimizin en kritik maçlarından bir tanesini oynayacağız gibi gözüküyor. Bernabeu'da gol atmak her yiğidin harcı değil ama deneyeceğiz bakalım. Abi beraberlikten sağ çıkma imkanımız yok. Orası kesin de. Yalnız 4 tane gol yemek de sanki biraz defans konusunda biraz alarm verdi ama Felipe yeni döndü yani. Bir şey diyemeyeceğim. Odizola yerin yeni döndü. Defansın yarısı zaten sakattı. Raine'i bir dinlendireyim, geçen maç oynadı. Oraya Hakan gelsin. Şunu çıkart. LaFontine dursun şurada. Bir tane yani daha orta saha lazım ama bizim dangalaklar kiralı hoca beni diye kapımı çaldığı için sürekli orta saha kalmadı. Gel ya aslında önemli de maç. Lig maç ama şöyle yapayım o zaman. 4-2-4'e döneyim mi? Hiç yapmadığım bir şey. Şöyle gitsinler bakalım. Ah <laughs> Umut'u koysaydım. Allah'ım. Çok akıllıyım. Neyse kaybedersek kaybedelim. Önemli. Aha kazandık. Ulan dokuyu ne ara aldınız? Yine ben onu yedeklerde unuttum değil mi? Aynen. Neyse iyi ki almışım maçı çevirdi. Ş ya şu çocuk da bir maç oynasaydı ya. Neyse. Bakayım. 80. İyi yedekten girmiş. Çok sıkıntı olmaz. Ben ona bir ekstra bir gün veririm. 9. sezon bayağı iyi coştu canım. Evet. Martinez'de 4.5 yıldız oldu. Takım 4.5 yıldızdan geçilmiyor ama Bilmiyorum yani çatır çatır da gol yiyoruz. Hayırlısı olsun. Devam. 20'sinde bir gün dinlenme vereceğim dokuya. Ligde puan kaç oldu? 4 9 Yalnız bizim bir maç eksiğimiz var. Aslında şuraya da rotasyonla gitsek Antalya maçına asla çıksak daha güzel olacak. Yalnız şeye bir bakmam lazım. Antalya Spor'dan maç Antalya Spor maçından sonra Real Madrid maçı varsa o zaman sıkıntı olabilir. Yok. Evet öyle yapayım. As yedek as. Tamam. Devam. Şuraya bir geri gelsin. O Erol Bulut kendini kaybetti beyler. Ortalık karıştı. Şimdi Mesut'u şuraya koyacağım. Artık Louis döndü. Tamam. Bu sefer de sağ kanat mı yok? Hay başlayacağım böyle işe ya. Devam. İlk ayağı biz kaç? 1-0 kazandık değil mi? Vallahi ellenebiliriz. Neyse. Sağlık olsun. 3, 2. İyi. Bir üst çıktık. Hakan'ın ufak bir sakatlığı var. Sorun değil. Zekiye ne oldu ya? Lafont övelim. Lafont Geldiğinden beri artmaya başladı. Güzel. Bakalım nereye kadar gidecek. Keşke Donnarumma'yı alabilseydik. Yönetim para fişeklemedi ki. Ben zannediyorum 150-200 milyon euro gelecek. 50 milyonu zar zor verdiler. Hüsam ne oluyor sana ya? Hüsam'a teklif geldi. Hüsam'ın canı ona sıkkın. Her transfer sezonu aynı mesele. Vallahi bizim Real Madrid maçının kötü geçmesinin sebeplerinden biri de olabilir yani. Oyuncuların morali bozuk, kafası karışık. Çok normal. Haydi bakalım. Şu Antalya maçını bir alalım. Allah'ın izniyle. Puan farkı bir 12 olsun. Aha gençler çıktı. Allah'ım. Beyler bir salavat zinciri bekliyorum artık ya. Niyet ettim Allah rızası için 5 yıldıza. Ya bu ne ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Ben size söyleyeyim var ya altyapı yatırımı sırf israf başka hiçbir şey değil. Bir tık daha arttırdım artık. Gelişkin olacak. Gelişkin diyor. Gelişkin diyor da o arada bizim bir sene daha gitti. Ne olacak? Kov gitsin ya. Şimdi. Dur bakayım önce şu maçı bir geçeyim de. Ondan sonra bakarız. Hakan çık. Yabancılar çıkacak. Luis çık. Birader hiçbir cecik çıkmadı yine. Ya şans çok önemli ya. Vallahi ben size söyleyeyim. %90 şans. Gerçi daha en iyiye gelmedi ama bakacağız işte. Ya senede iki tane arttırabiliyorsun. Onu da fark etmiş olduk. Ben senede bir diye biliyordum. Kapsamlı diyor. Şimdi kapsamlı oldu galiba. Barcelona'da da kapsamlı diyor değil mi? Aynen. Şimdi o seviyeye geldik. Şu bizim asistan ne yapıyor? En son yola geliyordu da hayvan gibi maaş istiyordu bu seferde. %30'u bile kabul etmedi ha. Evet, şu maça bir geçelim. Şuradan bir galibiyetimizi alalım alnımızın akıyla. Ondan sonra bir şöyle bir genç oyunculara bir bakalım. Kimde ne var ne yok. Gerçi bir sözleşmeleri imzalamasını beklemek lazım da. Çocuklar ayıp etmiş ya. 7 0. Oğlum, bu kadar atabiliyordunuz. Niye Real Madrid'e atmadınız? Yazık ettiler ya anta. Evet artık bakacağım. Aa bu şakadır inşallah ya. Biraz bekleyeyim ben. Biraz bekleyeyim. Bir imzalar atılsın da. Şu an sözleşmeler imzalanmadığı için çıkmıyor olabilir. Yoksa burada bir cacık yok yani. Meri aslanım benim. Devam. Hadi bakalım. Meli için gerçekten Juventus'a gitti diyorlar ama bilmiyorum. Güzel. Aha bıyık bırakmış. Hadi bakalım. Bıyık bıraktıysa sıkıntı yok. Şimdi Geç Sergio'yu. Ah be. Ah be. Adamın dibisin ama. 27 yaşına da geldin. Bu saatten sonra maksimum 2 sene, 3 sene. Ah Asensio ah. Kader bizi ayırdı. Yapacak bir şey yok. Bizi FFP bitirdi ben sana söyleyeyim. Oo. Tabii 7-0'lık galibiyetten sonra az takımın damga vurması anormal bir durum değil. Beyler bir ofansif orta bari çıksın ya. Allah Allah. Ofansif orta emekli olacak. Alternatifi yok. Tabii çok etken var. Mesela şimdi e, ülkelerdeki genç yetenek çıkma ihtimalleri de çok farklı. Mesela Brezilya ile Türkiye bir değil. Belçika ile de bir değil. Belçika'dan mesela çatır çatır çıkıyor. Ama yine de bakacağız. Gelecek sezon neler olacak. Dokuyu hemen tebrik edelim. Doku'da hakikaten bir Ciddi bir performans e, gelişimi var. Geçen seneki gibi değil. Geçen sene çok soluktu, sönüktü daha doğrusu. Bu sene bayağı iyi oldu. Kim teklif etmiş? Bosburg. Akıllılık etmiş. 260'a doğru gelir, geriledi ya. Bizim ben size söyleyeyim. Bu turu geçmemiz şart. Nasıl geçeceğim bilmiyorum ama adam yok şu an bakmak istemiyorum ya. Geç, benim tarzım değil. Mezelle diyorsun ha Fizyat gibiymiş Real Madrid almış ya Real Madrid almamış Real Madrid'den çıkmış Bizden hiç işte çıkmıyor bunlar Nasıl iyisi artık Devam. Daha bir de altyapıya iki tane personel bulacağız. Hiç derdimiz bitmiyor ki. Heh. Şimdi imzalar atılmıştır. Ben yine bir Real Madrid maçına kadar gideyim de. Hoppa. Olegunlar reis geri döndü. Yeni bir başlangıç yapacak. Bunu rotasyon yaptım mı yaptım. Şunları çıkartacağım. Lafont oynasın yine. Ligi hala garantilemedik. Ligi bir an önce aradan çıkartmam şart benim. O yüzden onları hemen kazana kazana gitmek istiyorum. Tamam. Kimle oynuyoruz? Ankara. Kazanırız diye tahmin ediyorum. Herhalde ben bir dahaki maçı 4-1-2-3 kontrol oynayacağım gibi geliyor ama bilmiyorum. Şuraya yine o gün diyeceğim. Maksimum 75 dakika. İyi yedek olarak girsin. Kendi evimizdeyiz, kazanırız inşallah. Evet, kazandık. Sıkıntı olmadı. Kaç 13 puan. Evet, istediğimiz gibi oldu. Güzel. Bu arada Mart'ın 3'üne de geldik. Çok kritik bir dönemeç. Beraberlik yetmiyor. Aa, kontrolücüm oynayacağım? Temkinli mi oynayacağım? Ne yapacağım ben de bilmiyorum.

Evet düşünceliyim. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. İnşallah eğlenmeyiz ama. Eğlenebiliriz. Abi o 4 golü nasıl yedik bilmiyorum ki. Şunu maç taktiği diyelim de normal taktik olmasın. Evet. O bak üç buçuk yıldız diyor. İleride belirgin bir şekilde geliştirebilir diyor. Aslanım benim. Devam. Hadi bakalım. Dört yıldıza çıkarım. Merak etmeyin siz. İnşallah. Ya hayır ya. Nasıl yapacağız? Göz göre göre kaçıyor elimizden. Battı balık yan gider. %40'ı çakacağım ya. Aha. sinli hikayemiş. %40 çok oldu lan. Gitsin abi gitsin. %40 nedir? 850 veriyorum. Bir de %40, %45 şey veriyorum ha. Zam. 4 sene sonra var ya kulübü komple sömürür. Zaten sürekli eksiye yazılıyoruz. Giderse gitsin. 4.5 olmayı versin. Ne yapayım? Vallahi yarışacağız diye günden güne çöküyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Hele şükür ya. Allah razı olsun. Daha yeni anladım. Vallahi, çat diye 30 milyon euro içeriye girdik zaten. Real Madrid maçını kazanamazsak bu sezonu zararla kapatabiliriz. Bunların hepsi Arsenal'ın başının altından çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Kurtulamadım ya. Oyunun başından beri Arsenal'dan kurtulamadım. Ne yaptım, ne ettiysem olmadı. Bu ne ya? Allah aşkına. Şuna bak. Yemin ediyorum hayret bir şey. Valla bir ilk iki sezon bir şeyler çıktı. Ondan sonra hiçbir cacık çıkmadı ya. Çöp. Bir de bir sürü bölgesel ligine kadar ekledim. Asbel kader bir şey çıkar diye. Ansif orta, sağ, orta sağ. Savaşçı mı? Vallahi aslında çok güzel savaşçı olur da Markajı yok. Emin misin üç yıldız olduğuna? Bundan sanki bir şeyler olur gibi. Aha Semih Kulya. <laughs> Semih Kaya'nın yandan yemişi. Çıkar abi ya. Cicacık yok. İkinci uyruk diyelim. Fena değil gibi. Valla beyler hiçbir şey yok ya. Valla. Yavaş yavaş Türkiye liginden umudumu kesiyorum. Şimdi kapsamlının bir tık altındaydı bizdeki. Ona rağmen bir tane dört yıldız çıkmadı. Vallahi kapsamlı da çıkacağını çok zannetmiyorum ben. Şunu komple bir temizle. En azından bir ofansif orta saha bakayım ya. Oha Emre 26 500 olmuş. Ucuz yollu bir şeyler yok mu ya? Ha Yusuf yazıcıyı falan alayım. Şaka maka Yusuf da 26 yaşına gelmiş. Abdülkadir'i alayım o zaman. Asıl ortası Abdülkadir ama. Ha, ikisi de çok ucuz değil. Bak Nuri bir Bilal fena değilmiş. Şuna bir gözlemci atalım. Görkem sağlam. Fizin olsa görkem on numarasında. Mustafa Çelik olur. sol bek bakayım madem de geç Allah Allah, PSG'den çıkan bir genç, İbrahim Doğan. Hemen yazılıyorum. Bu Süleyman Lushu da biz gönderdik ha. 1.4 diyor da. Yani Atilla iyi, o da 30 yaşında mı? Biraz, genç olsun olmuşken diyorum ama. Hiçbir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yok. Ben size söyleyeyim. Birkaç sene sonra Türkiye Ligi çöp map olur. O kadar Türk yetenek çıktı ya. Şey Selfie City kariyerinde. Onun tek bir sebebi var. Sonradan lig eklediğin için. Sonradan lig eklediğin zaman böyle mutlaka 3-4 tane uçuk kaçık oyuncu çıkıyor. Şimdi mesela şuradan lik ekleden bir tane lik eklesek yine öyle bir şeyler çıkar kesin. Yoksa Türkiye liginde o kadar kaliteli oyuncu kim görmüş ya? Şuna bak. İb İbo'ya bakalım bari. Evet arkadaşlar. Çok kritik bir maç. Bizim için dönüm noktası olabilir. Bakacağız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.